Genellikle benim hayatta böyle etrafımda, çevremde, ne bileyim genel olarak özellikle Taşra'da duyduğum hikayelere yönelik böyle bir dikkatim yoğun. Asıl sorun içinde bulunduğumuz çağda artık dünyanın çok ciddi değiştiği ve bütün ülkelerin neredeyse birbiriyle bir araya geçtiği, internet üzerine geçtiği bir çağda Taşra'da bir hayatın dışında kalmış bir kız nasıl olur fikrinden doğdu öyle bir şeyi üretmek üzerine düşündüm. Çünkü taşra aslında her yerde olduğu gibi taşrada daha fazla normalin dışında olan sapmalar daha fazla dikkati çeker ve onlar üzerine hikayeler çok daha çabuk ürer. Çok daha zordur sapma yaşayanların hayatı. Biraz öyle bir şey üzerine yoğunlaşmak istedim. çalışma sistemim aslında hep aynı. Pek değişiklik bir şey yok hayatımda. E bir yazın çalıştım. işte bu, bu zamana kadar yani bütün bir yaz ve sonbahar boyunca çalıştım diyelim. Ama hayatımda çok önemli bir değişiklik oldu. Sigarayı bıraktım. <laughs> Sigarayı bırakınca yaşama saatlerim de değişti. Normalde gece yaşayan ve gündüz böyle pek sevmeyen biriydim. Hatta o Karanlıkta Kelimeler kitabı da bu nedenle adı Karanlıkta Kelimeler'di. Ama sigarayı bırakınca bir garip bir bünyemde bir değişiklik oldu ve sabah 5'te kalkar oldum. Artık 5'te kalkıp 11'de yatan bir insanım. Dolayısıyla genellikle sabah erken saatlerde yazdım. Benim kitaplarımın böyle bazılarının birbiriyle bir akraba olma durumu var. Genellikle bir akrabalık olsun istiyorum, birbirleriyle ilişkili olsunlar istiyorum bir bir bütünsellik ifade etsin istiyorum. İşte bu üçleme arada 30 yıl olmasına rağmen ilk kitapla son kitap arasında o üçleme bir bütünlük oluşturdu. Şimdi Dünya Ağrısı bir erkeğin gözünden ya da bir erkek erkeğe bakarak bir taşraya bakan bir hikayeydi. Gene günümüzde geçiyordu. Fakat asıl taşrada bir de bir kadın durumu var. Onu biraz kardeş olsun o iki kitap istedim ve asıl problem şu Türkiye'deki erkek sorunu kadın sorunundan daha büyük aslında yani bizim kadın sorunu dediğimiz şeyin özünde erkek sorunu olduğunu görmemiz gerekiyor Çünkü kadınlar normal bir hayat yaşıyorlar normal bir insan olmak istiyorlar ama erkeklerin toplum içerisindeki savruluşları toplumsal baskı ile kadına ayırdıkları dünyanın yarattığı bir şiddet tablosu var. Bu şiddetin ille fiziksel şiddet olması gerekmiyor. Her türlü şiddet ve baskı ortamı bu karakterde, Kuru Kız adını verdiğim karakterde Taşra'dan doğup böyle bir süreç işlesin ve Taşra'da kadın olma meselesini bir anlamda dünya ağrısına kardeş olarak anlatsın istedim o nedenle. Kesinlikle kesinlikle etkili oldu ee, hem kadınların mücadelesi hem kadınların uyanışı ve bir parça da bunu anlayan erkekler yani bunun farkına varan ve aslında o kendilerine ayrılmış kendilerine sunulan hem kadınlar hem erkekler tarafından sunulan mükemmel konfor alanından alanında rahatsız olmaya başlayan okumuş yazmış ya da tamamen ilgisiz tamamen insani duygularla bunun farkına varan erkekler dünya değişiyor, insanlar değişiyor, hayat değişiyor. Yeni dünya düzeni bir yanıyla korkunç, yalanı üreten, yalanın üretimini legal hale getiren, hangi doğruya inanacağımızı şaşırdığımız ki Osmanda bunun çok altını çizmiştim. Çok hepimizi aslında arafta bırakan, tutum almakta, tavır almakta zorluk çektiğimiz bir dünyada yaşıyoruz her tutum aldığımız tavır aldığımız şeyin arkasından büyük bir yalanın gelmesi ya da başka bir durumun ortaya çıkması korkusuyla aslında tedirgin yaşıyoruz. Fakat böyle bir ortamda zaten böyle bir alanda çok tutulmuş ve kaybedecek de fazla bir şey kalmamış kişiler mesela kadınlar, mesela LGBT'nin bizde ezilen örnekleri vesaire onlar daha seslerini gür çıkarabiliyorlar ve daha uç noktaları duyurabiliyorlar. Yani internet mesela Türkiye'nin en ücra köyünde yaşayan bir kadın elinde varsa eğer elinde bir telefon varsa interneti alabilen bir telefon varsa sesini her yere duyurabilme şansına sahip artık. Bu da tabii hem duyarlılığı arttırıyor hem farkındalığı arttırıyor. Bu nedenle de çok önemli buluyorum günümüzde bu şeyin farkındalığın artmasının yaygınlaşmasının boyutlarını. İlginç olan bir de şu var. E aslında sadece edebiyatta veya günlük hayatta görmüyoruz bunu. Basının artık var olmadığını kabul edelim yani çok farklı bir basın tarzı var artık neredeyse herkes kendisi bir gazeteci internet ve sosyal medya aracılığıyla bireysel gazetecilik ve şey dünyasındayız artık kendi haberini kendin yap kendi haberini kendin al dünyasındayız böyle bir dünyada bu ulaşma noktalarının çok hızlı yayılması çok heyecan verici O nedenle de çok değerli buluyorum bir yandan. Bu sadece dediğim gibi kadın duyarlılığı veya bu meseledeki duyarlılıkla sınırlı değil. Pek çok şey de öyle. Hayvan haklarında da öyle. Dünyanın yok oluşu, iklim krizi, bir takım sosyal baskılar vesaire. Bunların hepsi daha anlaşılır, daha konuşulur hale geliyor. Bu da tabii içinde yaşadığımız kötü şartların aslında olumlu tarafı. Aslında bu süre içerisinde Taşra'da olan değişikliklerin bir kısmını Kuru Kız aracılığıyla ortaya koymaya çalıştım. Taşra aslında 10 yıl önce değil, belki 20 yıl önce, belki 30 yıl önce zaten hızlı bir değişim sürecine girmişti. Milenyum çok kritik bir tarih aslında 2000. Milenyum biz böyle aa milenyum diye geçip gittik ama bu dünya tarihinde gerçekten çok... Çok büyük önem taşıyor olacak gelecekte bunu daha çok siz göreceksiniz. Biz sanmıyorum o kadar göreceğimizi. Ama hızlı bir dünya üzerinde de değişim var. 30 yıl önce taşra neydi? Taşra özgündü. Her bir taşra parçası kendine aitti, kendine ait bir dünyası vardı. Bugün taşrayı tarif edecek, bütün taşrayı tarif edecek birkaç unsur var elimizde. Bütün hepsine uygulayabiliriz. Bir tanesi Stoki mesela. Tokyin inşaatları bütün taşra egemen olmuş mimari taş beton yığınları bunlar bütün taşra egemen olmuş son depremde zaten bize bunu daha ayrıntılı olarak gösterdi taşların hususiyeti kalmadı herkes birbirine benziyor artık taşla da yaşayan insanlar ama şöyle bir şey oldu eskiden taşla yaşayan insanların bulundukları çevreden kaynaklanan hususiyetleri de çok şiddetle törpülendi. Bu ne demek? Bulunduğunuz şehrin ya da işte küçük kasabanın kendine özel gelenekleri, gölenekleri, adetleri vesaire. Dünyayı artık tek merkezden görebiliyoruz. O da sosyal medya ve internet aracılığıyla. Yani Kayseri'nin bir köyü ile Mardin'in bir köyü, Erzurum'un bir köyü ile Edirne'nin bir köyü arasında yaşama biçimi olarak elbette nüanslar olabilir ama büyük bu burası Erzurum'dur diyeceğimiz burası Edirne'dir diyeceğimiz bir fark artık kalmadı. Bu dediğim gibi son 10 yılın hikayesi değil ama çok uzun yılların hikayesi her şeyin birbirine benzediği bir çağdayız artık. Bu sadece taşra için değil büyük şehirler için de benziyor. Bunun için kullandığım bir örnek var. Ee, Hemen internete girin. Dünyadan bir takım büyük şehirlerin genel panoramik fotoğraflarını seçin. Mesela Sydney olsun içinde, Hong Kong olsun, ne bileyim Amsterdam olsun, Frankfurt olsun, İstanbul olsun. Özgün kısımlarını çıkardığınızda aynı şeyi göreceksiniz. Yani İstanbul İstanbul yapan imgeleri çıkarırsak onu Frankfurt'tan ayırt etmek mümkün olmayacak. Çünkü dünya da birbirine benziyor artık her yer benziyor. Bu nedenle o iki taşra arasında ne kadar fark var? Artık neredeyse yok. Kendi edebiyatımda dünya ağrısının yanına koyarım. Dünya ağrısıyla çizdiğim bir yolun yanına koyarım. O yol beni çok ilgilendiriyor aslında çünkü İstanbul taşralaştı. Dolayısıyla bir hususiyeti olan şehirler çok azaldı. Ve Taşra'nın yarattığı boğuculuk, boğuntu ve hem dünyaya çok yakın olmak internet aracılığıyla hem dünyanın bütün bir evrenin içinde olmak hem de o Taşra'nın çizdiği sınırların içinde yaşamak büyük bir çelişki. Bunun daha çok hikaye üreteceğini düşünüyorum. Gerek benim için gerek başka yazarlar için. E, dolayısıyla bu 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 bağlamda değerlendirmek istediğim yani dünya ağrısıyla Kuru Kız'ı yan yana koymak istediğimi söyleyebilirim e, bu alanda. Ama orası bir evet üzerinde daha çalışmayı düşündüğüm bir yer. Aslında oranın tarihsel değişimi dönüşümü de hep beni ilgilendiren bir yer. E, yani taşladık yani biraz önce konuştuğumuz e, değişim biraz... E, ...fiziksel görünümden ve yüzeyde görünen değişimden kaynaklanıyor. Halbuki böyle bir e, anakronik bir anlatıyla daha derin bir taşra okuması yapmak mümkün. Ama aynı anakronik okumayı Türkiye'nin sosyal katmanları içinde, büyük şehirleri içinde... ...sıradan bireysel insanlar için de yapmak mümkün. Ushuaia benim çoktandır gitmek istediğim bir yer. Gitmek istiyorum, gideceğim inşallah. Aklım aklımda olan bir yer. Ushuaia dünyanın sonundaki şehir. Dünyanın sonundaki şehir ne demek? Ushuaia Güney Amerika kıtasında Arjantin'in en ucunda Arjantin böyle yaprağa benzeyen, çok zarif görünümü olan bir şey Güney Amerika kıtası, öyle bir kıta. Onun sonunda yer alan bir şehir. Ushuaia'dan sonra bir yerleşim yeri yok dünya üzerinde. Ondan sonra bir takım askeri üsler vesaire var ama bir yerleşim yeri yok. Ve ben bu karakteri yazarken içinde bulunduğu boğuntudan, baskıdan ve içinde yaşadığı dar alandan kaçmak isteyen ve bunun için en uzağa gidecek bir insan fikriyle hareket ettim. Yani nereye gidebilir bu kişi? Gidebileceği en uzakta Uşağı'ya. Dünyada ondan sonra bir şehir yok. Ya Kuzey Kutbu'na gidecek gibi yerleşim yeri değil ama Uşağı'ya gidebilir dolayısıyla böyle bulunduğu yerden en uzağa gitmek, baskıdan en uzağa kaçmak arzusuydu beni bu şehre iten. Eee ile ilgili bütün internette ne kadar video varsa izledim. Kendim henüz gitmedim ama Fikir çok etkileyici yani sıradan bir şehir, küçük bir şehir gördüğüm kadarıyla videodan işte penguenler, albatroslar, balinalar falan böyle bir takım işte deniz aslanları falan bizim coğrafyamıza uzak bir habitat'a sahip bir yer ama buzullar görünüyor mesela. Yani buzullar da dünyanın sonu ve dünyanın geleceğiyle yakından ilişkili kavramlar biraz onunla da ilişkili ve aydınlık mavi bir ruh duygusu var orada onun içinde kitabın kapağı mavi yani kaçış maviye doğru bir kaçış mavi aynı zamanda umudun rengi olarak kabul edildiği için biraz böyle nasıl diyelim üstü kapalı metaforlar aslında kuru kızın macerası herkesin bir anlamda rüyası denebilir herkes hayatını değiştirmek ister burada ilginç olan Kuru kızın varlık noktası, hareket noktası ile vardığı nokta arasındaki büyük fark. Çünkü herkes üç aşağı 5 yukarı hayatını değiştirebilir. Böyle bir cesaret gösterebilir. Ama bu sürekli de aptal görünerek hayatta kalmanın yolunu bulmuş o baskıyı hafifletebilmek için üstündeki baskıyı hafifletebilmek için var olabilmek için hayatta var olabilmek için kendi varlığını neredeyse silmiş ama fizik olarak problemli oluşu onu daha da zor durumda bırakan bir kadının bir <laughs> hayatı son derece kuru yaşayan bir kadının vardığı nokta çok büyük bir nokta. Ve bu evet dünya bir şaka olabilir. Her şeyi alt edebiliriz. Hissi uyandırıyor. Uyandırsın isterim daha doğrusu. Bir cesaret öyküsü bir yanıyla da kuru kız bu nedenle. Çünkü bu cesareti benim diyen insanlar gösteremez. Ama kızı ilginç kılan, kuru kızı ilginç kılan bence asıl cesareti göstermesi kadar bilgiye açlığı ve bilgiyle bunu buna buna ulaşıyor olması yani bütün davranışlarında ya da hayatının bütün aşamalarında hareket noktasıyla vardığı yer arasındaki uçurum aslında ilgi çekici olan. Çünkü şöyle bir ifadesi var. Orta çağdaki bir hizmetçi kızın kapladığı yer kadar yer kaplıyor aslında dünya üzerinde. Uçağa binmemiş, trene binmemiş, vapura binmemiş, denizi görmemiş. Çünkü 10 yaşından beri hasta bakıyor, küçücük bir evde ve bu darlığı ancak dünyayı başka unsurlarla izleyerek, önceleri televizyon, sonra internet, YouTube vesaire çeşitli kanallarla dünyayı açılarak ve dünyayı keşfedilecek dev bir e, olgu olarak algılaması ve buna göre hayatını yönlendirmesi ilginç dünyanın bir şaka olup olmadığı daha doğrusu kötü bir şaka olduğu No hepimiz yaşadık pandemiyle birlikte. Bence dünyanın kötü bir şaka olduğunu daha sonra sık sık yaşayacağız gelecekte. Kötü davrandık gezegenimize ve dünyamız bize şaka yapmaya devam edecek. Ama biz tabii bunu kötü şaka, olumsuz şaka olarak görmek istemiyoruz. Yani Kuru Kız'ın macerası aslında iyi bir macera ve ee, dolayısıyla ee, belki de onu iyi bir şaka olarak düşünmek lazım. Ee, ama hani nasıl ki dünya hassas kalpler için bir cehennemse, dünya e, cesur kalpler için de bir cennet ve iyi bir şaka olabilir şartlarla mücadele edemiyor çünkü etmesi, etmek değil uyum sağlamak durumunda hayatının başından itibaren. Bu da nerede başlıyor? İşte daha çok küçük yaştayken, çocukken annesinin hastalanmasıyla başlıyor. Taşra, küçük bir yer, e, oradaki hayat çok kısıtlı. E, babasının ekonomik durumu küçük, düşük bir elektrikçi e, ve küçük bir evde küçük ama mutlu bir hayat yaşarlarken annesinin hastalanmasıyla birlikte hayat başka bir yola giriyor ve dinmeyen bir yas başlıyor aslında hayatlarında. Dolayısıyla sorumluluk duygusuyla yetişmiş bir çocuk. insan küçük yaşta yakınlarına, hasta yakınlarına bakmaya başlarsa o onu bütün yapısını, bütün dünya algısını ona göre değiştirir, etkiler. Dolayısıyla şartlarla baş etmek için bulduğu yollar biri aptal görünmek. Çünkü akıllı olmak dikkatleri çeken bir şey ve dikkat çektiğiniz zaman bütün hareketleriniz olduğunun 10 misli daha gözlem altına alınır. Aptal görünmek, silik görünmek ve neredeyse varlığını hiçliğe indirmek ortamda. Çünkü bunları aşacak gücü yok. Ekonomik, fiziksel hiçbir türlü gücü yok. Ne zaman ki artık yapayalnız kalıyor hayatta, o zaman kendinde böyle bir cesaret buluyor ama o cesareti bulurken de en kendisindeki en büyük hazine dünyaya açıklığı. Yani aptal görünürken bile dünyaya karşı o kadar büyük bir algıyla bakıyor ve o kadar canlı olmaya çalışıyor ki o, o canlılık ona dünyanın sonuna gitme cesaretini veriyor. Aslında bir aile duygusu çok küçüklüğünde kalmış. Yani annesinin hastalanmasından önceki yıllarda küçük kardeşi var, kendisinden 3 yaş küçük. 7 yaşındaki erkek kardeşi kendisi 10 yaşında iyi bir baba iyi bir anne hayatlarını daha iyi yapmak için çalışan bir anne ama bu bu rüya ya da bu cennet çok kısa sürmüş bir cennet yani annenin hastalanması da birlikte süreç tersine dönüyor. Dolayısıyla hayatının uzun yılları bir aile özlemiyle değil kaybettiği ailenin yasıyla geçiyor aslında. Ve hiçbir zaman da o aileyi yerine koyamayacağını düşünüyor çünkü kayıp bu ailenin kaybı uzun yıllara yayılıyor. Önce annesi hastalanıyor, ölüyor. Sonra babası sakat kalıyor, ölüyor. Sonra kardeşiyle aile diyemeyeceği zor bir ilişki düzeyi yaşıyor. Aynı baskı ve sorunlar orada da var. Yok hükmünde kendisi hayatın içinde ve 10 yaşından beri ailenin hizmetçisi. Dolayısıyla aslında hizmetçisi olduğu kuruma yönelik bir şey yok, arzusu, beklentisi, öyle bir kurumu yeniden oluşturma arzusu yok. E, bu da e, Kuru Kız'ın uzağa gitmesine ve e, aileden çok kendi bireysel varoluşuna yönelmesine neden oluyor. <laughs> e, aptal rolü yapmaktan gitmeye karar verdiği zaman vazgeçiyor. Yani o zamana kadar aptal rolü yapmak zorunda. Çünkü dikkat çekmemesi lazım. Çünkü... hayata dair planları var. E ama planları kardeşin ölümüyle başlıyor. Hayata dair bir plan kurması. Ve o planlarıyla birlikte aptal rolü yapmaktan evet vazgeçiyor. Ondan sonra... uzandığı dünya bambaşka bir dünya elinin altındaki. Küçük şeyleri var. Böyle işte Bloody Mary içmek gibi, uçağa binmek gibi... E İnternetten öğrendiği, okuduğu ama tatmadığı çok şey var. Asıl onlar görmek ve yaşamak istediği şeyler. Aslında Hulki Aktunç'u çok sevdi değil, bir tek onu okudu da ondan. Başka okumamıştı. O tesadüfen rastladığı bir isim. Çünkü o da önemli bir şey. Kurmacadan hoşlanmıyor, katiyen kurmacı hayatlarla ilgisi yok. Bilgi istiyor. Bilgi bilgi önemli onun için. Dünyayı öğrenmek, bilgilenmek istiyor. Ee, onun için edebiyat asla okumuyor. Öyle bir merakı yok. Karşısına bir e, argo kelime ve argo araştırırken Hulki Aktun çıkıyor ve onun üzerine e, Hulki Aktun e, şun kitabını kitabı da gidenler dönmeyenler gidecek ve dönmeyecek zaten dönmek istemiyor. Onun için kendine bir aslında bir tür yol arkadaşı olarak alıyor o kitabı bir tür yol gösterici bir kılavuz olarak alıyor o kitabı. Ama benim burada tabii Hulki Aktunç'un adını anmak isteyişimin bir başka daha nedeni var. Hulki Aktunç Türk edebiyatının yüz akı isimlerden biri yani çok değerli isimlerden biri. Ne yazık ki yeni kuşakların yeteri kadar bilmediğini, okumadığını düşünüyorum Hulki Aktuncu. Onu böyle ben özel olarak ayrıca çok sevdiğim için, çok iyi bir öykücü olduğunu, çok iyi bir romancı olduğunu düşündüğüm için ee, bizden önce edebiyatı edebiyata çok büyük e, tuğlalar koymuş, çok derin damarlar kazmış e, yazarlara mutlaka bir saygı duruşunda bulunmam, kendi minnetimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum biraz ondan. ben biliyorsunuz acımasız bir yazar olarak biliniyorum. Karakterlerini çok kötü davranan, onları işte yerden yere vuran falan. Bu, bu benim belki de tek ümitli öyküm. Yani tek e, şey olan, hani insanın kazandığı, bir kadın, kadının kazandığı bir öyküm. Gerçi Yeşilperi Gecesi'ndeki o bilinmezliği de aslında olumlu bir şekilde yorumlamak mümkün. Ama burada somut bir kazanç olmasını istedim. Ve kitap aslında öykünün başlangıcı trajik bir şekilde başlıyor. Yani kuru kızın yapayalnız kalışıyla başlıyor. Böyle başlasın istemedim. Bir nedeni bu. Yani biz ümitli bir yerden bu ümitli varoluşa nasıl ulaştık hikayesi olsun istedim. İkincisi de şu dünya yuvarlak. Burada da bir daire çiziyoruz aslında bu serüvende. Birazcık da ondan.